terbiyen seni çok güzel yapıyor. İmanın çok güzel yapıyor. Mesela haysiyetsiz bir kadın güzeli olmuyor. Hoş olmaz, etkileyici olmaz. Bilmiyorum, bazen görüyorsunuz orada burada böyle. Çok çok özür dilerim. Yani diyelim ne var? Yani ahlakı iyi olmayan kadınlar diyelim artık. Öyle ağır konuşmayalım da. Ne kendilerine saygısı olur onların, ne karşısındakine onlara saygısı olur, ne değer kendilerine değer verirler, ne de karşısındaki onlara değer verir. İçlerinde sürekli öfke olur o kadınların. Karşısındakilerde de ona karşı öfke olur. O yüzden it gibi dalaşıyorlar, dikkat edersin. Bazı televizyon programına çıktıklarını görüyorsunuz. Evet, o ona laf sokuyor, o ona laf sokuyor. Çünkü ikisi de birbirini haysiyetsiz görüyor. İkisi de birbirini kalleş ve kahpe görüyor. Çok kötü. Evet. Çok kötü. Yani değersiz olduğunu her haline hissettirmeye çalışıyor. Halbuki kadın değer verildiğinde, saygı duyulduğunda çok güzeldir. Onurlu olduğunda güzeldir. Ve kadını iffet çok güzelleştirir. Maşallah. İffet tabii. Herkesin olan bir kadın, ya çok kişinin olan bir kadın kendine saygı duymaz. Çok olumsuz etkisi olur. Ama helale harama dikkat eden bir kadın çok güçlüdür. Helale harama dikkat eden bir erkek çok güçlüdür. Çünkü helale harama dikkat etmiyorsa sınır yok. Sınır olmayınca insanın beyni boşalır, ruhu boşalır. Yani gücünü kaybeder insan. Ya düşünün mesela bir oda düşünün, duvarı yok. O oda olmaktan çıkar o. Evet. Duvarı varsa, duvarı süslüyse oda olur o. Değil mi? Saray, sarayın değil mi? Duvarı var. Tabii inşallah. Sen büyük bir saraya girmişsin, duvarı yok bu sarayın. Nedir? O saray olmaktan çıkar. Boşluk olur artık o. Aynı şekilde gayrimeşru ruha sahip insanlarda, böyle helal haram sınırı olmayan insanlarda uçsuz bucaksız bir boşluk olur. Beynin içi, ruhun içi bomboş olur. Hayatın da bir gayesi olmaz, anlamı olmaz. İnsanların da onun için bir anlamı olmaz. Mesela benim güzelimde bir tatlılık, hoşluk var. Niye? Çünkü mazlum, terbiyeli ve hoş. Nezaketli bir insan, değer verilecek bir insan, saygı duyulacak bir insan. O yüzden insan etkileniyor. Ben etkileniyorum, hoşuma gidiyor. Maşallah. Yani sevgi duyuyorum. İçimde bir yani samimi sevgi oluşuyor. Öbür türlü ben kendimi inandıramam. Yani ben istediğim kadar kendimi uğraşayım. Yani sen bu insanı sev diyeyim. Bedenim, ruhum kabul etmez. Yani ikna ile olmaz bu işler. Gerçekten öyle olması lazım. Evet. Çünkü insan, belki bir insan varlığını kandırabilir de kendini kandıramıyor insan. İnsanın kendisi bayağı uyanıktır, çok akıllıdır. Hiçbir şekilde kanmaz. İstediğin kadar sen bunu sevmeye çalış de, bilmem şunu de, bunu de. Eğer değersizse beyin ona müsaade etmiyor, İnşallah sevdirtmiyor. Hocam. Eğer değerliyse de istediğin kadar diren, sevmeyeyim diye, deli gibi seversin. Maşallah. İstediği kadar telkin yapsın çevreden. Aman işte bu çok tehlikelidir, uzak durun, çok kötü bir adam, aman işte tehlikeye düşersiniz. Efendim size zarar gelir istediği kadar desin. Beyin artık ona inanmıyor. Çünkü o gördüğüne inanıyor beyin. Mesela Resulullah da insana çoğu derler ki işte büyücü, yalan söylüyor, insanları kandırıyor. Kardeşim sen söylüyorsun ama şehrin ileri gelenleri söylüyor ama göz başka türlü diyor, kulak başka türlü diyor. Göz dürüst olduğunu söylüyor, tatlı olduğunu, iyi olduğunu söylüyor. Kulak da bunu söylüyor, akıl da bunu söylüyor. Şimdi adamın sözüne beyin nasıl inansın? O durumda insan beynine inanıyor işte. Ona vicdan deniyor.